Bu haftanın önemli gündem maddelerinden biri de, çok konuşulan konulardan biri, Fenerbahçe-Galatasaray kadın maçıydı. Orada aslında bir farkındalık amacıyla oynandı maç. Kadına şiddete yönelik o olaylarda bir farkındalık oluşturabilmek adına güzel bir amaçla oynandı gerçekten. İşte Fenerbahçe kazandı, farklı kazandı ama bir anda Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in soyunma odasındaki konuşmaları gündeme oturdu. Bunu Fenerbahçeliler dedi ki ya soyunma odasında hani espriyle yapılan takılma amaçlı bir konuşmadır. Galatasaraylılar dedi ki sorumlu mevkideki bir kişinin bu söylemleri gayet yakışıksızdır. Velhasıl ciddi şekilde gündem oldu. Sizin bakış açınız ne bu konuya? Çirkin, ayıp ama hiç sürpriz değil. Yani böyle konuşmalar hep oluyor. Maç neymiş, niye oynanmış, anlamı neymiş, kimsenin umurunda değil. Espri yapıyorsan bile latife latif gerek. Cincon ne demek ya? Cincon lafı o maçla alakalı değil, 7-0'la da alakalı değil. Bütün Galatasaray camiasıyla alay. Bunu yapan kim? Fenerbahçe'nin başkan vekili. Ali Koç'u temsil eden adam. Çok da deneyimli bir yönetici. Fenerbahçe başkanlığını temsil eden adam. Ve lütfedip efendim bir dilisi şükresi işte maç sonunda böyle bir neşelenirken ağzımızdan kaçan bir laf özür dilerim dahi demiyor. Bir açıklaması var, boş bulunarak söylenmiş bir ifadedir diye. Niye arkasında özür dilerim diye bitmiyor? Dilemiyor çünkü. Dilemez. Fenerbahçe başkan vekili olmuş dev adam böyle şeylerden özür diler mi? Yarın bir Fener Galatasaray maçında Saracoğlu tribünlerinde cin con cin diye bağırmayacak mı zannediyorsun sen? İmam ve cemaat diye bir laf var. İmam üstelik bu olayda imam laftaki imamın yaptığını da yapmadı. Halkın yaptığını yaptı. Ondan sonra tribünde neler olur? Düşünün gidin. Şimdi Fenerbahçe Konferans Ligi'nde devam edecek. Frankfurt maçı formaliteden öteye gitmedi. 1-1 bitti. Pereira bizim için öncelik var dedi. Ligde 12 puan fark var. Bakıyorum şöyle bir göz gezdirdim Fenerbahçe'yi yazan isimlere. Mutsuzlar. Yani bir fırsat kaçıyor diyenler var. Efendim Fenerbahçe'yi yazan isimler sezonun başından beri mutsuz. Peşin hükümlü mutsuz. Hep dönüp dolaşıp lafı getiriyorlar üçlü savunmaya. Beşli diyorlar mesela. Korkuyor diyorlar, savunma oynuyor diyorlar. Üçlü savunma o demek zaten. Rakip hücuma geçtiği zaman. Beş savunma adamı, sen hücuma geçtiğin zaman beş tane hücum adamıyla oynuyorsun. Aslında resmen bizim futbol seyretmeye başladığımız zaman dünyada bir tek sistem vardı. Double VM. Aşağı yukarı Double VM oynuyor. Ama fikri sabitle yazı yazılmaz. Her maçı oturup seyrediyorsun. Seyredeceksin. Analiz edeceksin. O analizi yazacaksın. Hayır, peşin hücume oturuyor televizyonun karşısına. Ben şimdi bu herifin canına nasıl sokayım?
Mesut oynatmıyor, eleştiriyor. Mesut oynatıyor, onda da eleştiriyor. Bu defa sen bu adamı nasıl oynatmazsın diye eleştiriyor. Görmedim. Peki o adam o hale nasıl geldi? Oynattığı maçta dökülen takıma hiçbir faydası olmayan Mesut'u kenara alarak o hale getirmiş olması ihtimali katiyen hesapta yok. Hangisi gitmiş konuşmuş Pera'yla, bu yazıları yazanların? Hangisi gitmiş konuşmuş? Bir tane söylesin bana, Sabah'ta, Hürriyet'te, Milliyet'te. Ben Pera'yla konuştum, bu soruları ona sordum desin bakayım bana. Evlerinde televizyon seyredip, telefonla bilmem ne yazdırıp, ondan sonra bu gazetecilik bu hale gelmişti. Tefessü etmiş bir gazeteciliğin de Türkiye'de hiçbir hocayı, hiçbir takımı eleştirme hakkı yoktur. Çok ağır konuşuyor. Bir derbi maçının gecesinde, ben İstanbul'a geldiğim zaman, arkadaşlar var, akrabalar var. Özellikle Milliyet'te. Doğan Şener, rahmetli. Kuzenimdi benim. Çıkardık beraber şeye giderdik. Milliyet'e giderdik. O da Kadıköy'de oturduğu için dönüşte o son vapurla Kadıköy'e geçmek için. Ben Milliyet'e giderdim ki bütün masalar dolu. Namık abi başta odasında. En az 20 kişi. Bir derbi maçının arkasında, orada. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bunların hepsi fikir. Bunların hepsi fikir. Bu laflardan başlık şekilleniyor, sayfa şekilleniyor, konacak resimler şekilleniyor, yazacak yazılar şekilleniyor. Şimdi gidelim senden. Ne zaman derbi? Pazar günü gelecek. Gelecek pazar günü akşamı senden beraber. O gece seçelim, şimdi söylemeyelim. O gece seçelim, bir gazetenin spor servisine gidelim. Müdür dahil kim var orada? Kimsenin gazeteye masaya gitti yok. İnternet medyasına da dönüştük. Herkes buraya yazıyor. İki kişi yan yana gelip konuşmuyor.